Kanal Urfa ekranlarından mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Saatlerimiz 20.00'ı gösterirken ana haber bülteni ile karşınızdayız. Sayın seyirciler, Şanlıurfa'da silahlı kavga vardı. Şanlıurfa'nın Biranşehir ilçesinde akrabaları arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise ağır yaralandı. Ben yere şey yaptım oraya. O dışında kaldı. Ona ses çıkarma. Şu kartı sonra tarafa Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde daha önceden husumetli olan akraba aileler arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralanan 48 yaşındaki Hacı K, 60 yaşındaki Sait K, 33 yaşındaki İbrahim Halil K, 25 yaşındaki Şehmuz K, 45 yaşındaki Ahmet K ve 38 yaşındaki Sabri K, özel araç ve ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 3'ü hayatını kaybederken diğer yaralılarınsa durumlarının ağır olması nedeniyle ambulansla Şanlıurfa merkezdeki hastanelere sevk edildikleri öğrenildi. Yaralıların hastaneye götürülmesi üzerine kavga edenlerin yakınları da hastaneye akın etti. Ölüm haberini alanlar hastane önünde sinir krizleri geçirdi. Polis olay yerinde ve hastanede geniş güvenlik önlemleri aldı. AK Parti Milletvekili aday tanıtım toplantısı öncesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve AK Parti İl Başkan Vekili Bahattin Yıldız İl Başkanlığında basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. AK Parti İl Başkanlığında aday tanıtım toplantısı öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, milletvekili aday listesi konusunda listenin çok geniş bir alana hitap ettiğini aktardı. Arkadaşlar, listede değişim var. Her zaman Şanlıurfa'nın istemiş olduğu değişimi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu listede gerçekleştirmiş durumdadır. Listede seçmenimizin %50'si kadındır. Bugün Şanlıurfa'da 1.100.000 seçmenin 550.000'i kadın seçmendir. İşte yine Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın farkını ortaya koyarak Türkiye'de kadın kotasını delilleri sağlamış olduğu gibi kontenjanı büyük şehir olan Şanlıurfa'mıza sağlamış durumda iki tane kadın kardeşimize burada yer vermiştir. Listeye baktığımızda müthiş bir gençleşme var. Her zaman söylüyoruz. Genç insanların önünü açmamız lazım. İşte AK Parti kadroları ve genel başkanı seçilme yaşını 18'e düşürüyor. Ve gençlerin parlamentoda, teşkilatlarda ve her yerde, yerelde görev almaları, siyasetle tanışmaları, siyasi alanda yorumları için net bir şekilde düşünmüş olduğu fikrini listelerde icra koyduğunu görüyoruz. Genç kardeşlerimize kendilerinin siyasi anlamda ispat etme fırsatı vermişler. Yine listemize baktığımızda her meslekten bulabiliyorsunuz. Çiftçisi de var, bürokratı da var, memuru da var, esnafı da var, eczacısı da var, hukukçusu da var. Herkesin de temsil durumu söz konusu listede. Listenin eğitim durumu bu olmakla birlikte
yine meslek olarak da çok geniş bir alana hitap ettiğini belirtmek istiyorum. Şanlıurfa geniş bir coğrafya. 13 tane ilçemiz var. 1111 mahallemiz var. Tabii ki herkesin gönlünde muhakkak surette bir liste geçer. Fakat sonuçta kim olursa olsun yapabileceği 14 kişiyi seçmektir. Genel merkezimiz bu 14 kişiyi seçmiş. Ama gerçekten değişim anlamında Şanlıurfa'da bir ilk yaşandı. Başkan Çiftçi güçlü hükümet, güçlü meclis, güçlü Türkiye için var güçleriyle milletvekili adaylarıyla birlikte sahada çalışmalara katılacaklarını söyledi. Yarın yapılacak olan aday tanıtım programıyla ilgili olarak bilgiler veren AK Parti İl Başkan Vekili Bahattin Yıldız da yarın saat 11'de 11 Nisan Spor Salonu'ndaki tanıtım programı sonrasında milletvekili adaylarının saha çalışmalarına başlayacağını kaydetti. Yarın bakanımız ve milletvekillerimize havalanında karşılayıp saat 9:29-9:30 civarında oradan saat 11'de 11 Nisan kapalı spor salonundaki aday tanıtım programına geçeceğiz. Aday tanıtım programına buradan tüm halkımızı davet ediyorum. Aday tanıtım programımızı tamamladıktan sonra adaylarımızla birlikte sahaya inip seçim çalışmalarımızın startını vermiş olacağız. Zaten il teşkilatı olarak çok öncesinden SKM'mizi kurduk. Tüm ilçelerimizde de SKM'lerimiz tamamlandı. Çalışmalara devam etmekteler. Tüm seçim çalışmaları bundan sonraki süreçte SKM başkanımız üzerinden programlı bir şekilde koordine edilecektir. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde polis aracıyla otomobil çarpıştı. Kazada iki polis memuru ve bir uzman çavuş yaralandı. Kaza sabah saatlerinde Siverek Şanlıurfa çevre yolunda meydana geldi. Siverek ilçe merkezine giden polis memuru Hasan Hüseyin E yönetimindeki 63A9257 plakalı polis aracı, kavşakta uzman çavuş Turan Y'nin kullandığı 01DNA27 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada hurdaya dönen araçlarda bulunan sürücülerle polis memuru Önal Eken yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. İsrail'in Filistinli Müslümanlara yönelik çıkardığı tüm zorluklar ve engellere rağmen Ramazan ayının ikinci cuma namazında Mescid-i Aksa'nın avlusu hınca hıç doldu. Filistinli Müslümanlar İsrail'in çıkardığı zorluklara rağmen Ramazan ayının ikinci cuma namazını kılabilmek için Mescid-i Aksa'ya akın etti. İsrail zulmünün gölgesinde zor şartlar altında hayatlarını sürdüren on binlerce Müslüman, Ramazan ayının ikinci cuma namazını kılabilmek için İsrail kontrolünde bulunan askeri kontrol noktalarından geçerek Mescid-i Aksa'nın yolunu tuttu. Şehrin birçok yerinde İsrail güçlerinin konuşlanması ve araç trafiğini kesmesi dikkat çekti. Zor şartlar altında Mescid-i Aksa'ya ulaşabilen Müslümanlar, cuma namazında Mescid-i Aksa'nın avlusunu hınca hınç doldurdu. Mescid-i Aksa'nın avlusuna sığmayan Müslümanlarsa avlu dışındaki ağaçlık alan ve gölgeliklerde namazlarını kıldı. Ve
Değerli izleyenler, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması soruşturmaları kapsamında 2344 kişi hakkında soruşturmanın devam ettiğini, 600'e yakın kişi hakkında da takipsizlik kararının verildiğini söyledi. Şanlıurfa Adliyesi'nde 1. sınıf hakimliğe yükselen 5. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mahir Taş Timur, 6. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali Kara, 1. Aile Mahkemesi Hakimi İclal Nursel Doğulu İrk ve Kadastro Hakimi Barış Erkut düzenlenen törenle belgelerini aldı. Bir otelde düzenlenen iftar yemeğine Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Şanlıurfa Adalet Komisyonu Başkanı Tufan Arslantaş, 1. İdare Mahkemesi Başkanı Selman Özdemir'le Şanlıurfa Adliyesi'nde görevli hakim, savcılar ve aileleri katıldı. Tören öncesinde bir konuşma yapan Başsavcı Doğan, Şanlıurfa'ya yeni atanarak görevlerine başlayan hakim ve savcılara başarılar diledi. Doğan, tefecilik, telefon dolandırıcılığı ve diğer tür dolandırıcılıklar gibi birçok suçla adliyelerimizin, hakimlerimizin ve savcılarımızın mücadele etmesi, etkin, güçlü, iradeli, her türlü endişelerden uzak bir şekilde soruşturmalar ve yargılamalar yapıp kararlar vermesi, ülkenin her yanında olduğu gibi Şanlıurfa'nın dört bir yanında da adaletin hüküm sürmesini sağlaması ve sorunları çözmesi gerekmektedir. Adalet Komisyonu ve Cumhuriyet Başsavcılığı olarak bizler bu konularda üzerimize düşen her türlü göreve ve meslektaşlarımızın yardımına hazırız, dedi. Devam eden FETÖ soruşturmaları hakkında da bilgiler veren Başsavcı Doğan, Cumhuriyet Başsavcılığımızda 2344 kişi hakkındaki soruşturma devam etmektedir. Adli tatil sonrası henüz hiç takipsizlik kararı verilmemişken bugün itibariyle 600 kadar kişi hakkında takipsizlik kararı verilmiştir. 1610 kişi hakkında kamu davası açılmıştır. Bu davalarda adli tatil sonrası henüz 29 karar verilmişken şu anda 726 kişi hakkında karar verildiği, bunlardan 527'sinin mahkum olduğu, 154'ünün beraat ettiği, 176 kişinin dosyasınınsa yetkisizlikle gönderildiği görülmektedir. Bu davalarda ve soruşturmalarda görev alan başkan, üye hakim ve savcılarımıza huzurlarınızda bir kez daha ayrıca teşekkür ediyoruz şeklinde konuştu. Ardından Başsavcı Doğan, Şanlıurfa Adalet Komisyonu Başkanı Aslantaş ve İdare Mahkemesi Başkanı Özdemir tarafından 1. sınıfa yükselen hakimlere düzenlenen törenle belgeleri takdim edildi. Adana merkezli 13 ilde FETÖ-PTE'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında muazzaf askerlerin de bulunduğu 26 kişinin ankesörlü telefon üzerinden haberleştiği belirlendi. Polis şüphelilerin görüşme yaptığı 2000 telefon kaydını incelemeye aldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ-PDY soruşturması kapsamında açığa alınan ve halen görevde bulunan askerlerin de aralarında bulunduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adana merkezli 13 ilde şüphelilerin belirlenen adreslerine sabahın ilk ışıklarıyla baskın yapıldı. Operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde de arama yapıldı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin birbirleriyle ankesörlü telefonlarla iletişim kurduğu ortaya çıktı. Adana, Ankara, İstanbul, Siirt, Aydın, Balıkesir, Mersin, Karaman, Isparta, Muş, Erzurum, Diyarbakır ve Kırklareli'de bulunan 3'ü yarbay, 3'ü binbaşı, 1 yüzbaşı, 3'ü teğmen ve 16'sı assubay olan şüphelilerin görüşmelerini ankesörlü telefonlarla yaptığı belirlendi. Polis 2000 görüşmeyi incelemeye aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. Polis ayrıca haklarında yakalama kararı verilen 4 şüpheliyi de arıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ekonomideki dalgalanmalar konusunda görüşlerini dile getirdi. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye döviz kuru oyunlarıyla yıkılacak bir ülke değildir, dedi. Ama bugüne kadar yaptıklarımız bir bina, inşaat düşünün, temel. Ama sağlam bir temel oldu. Şoklara da dayanıklı bir temel oldu. Şimdi ise bu sağlam temel üzerinde Türkiye'yi inşa edeceğiz hep birlikte. Hem de güçlü Türkiye'yi. Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında çok daha güçlü bir Türkiye. Ve önümüzdeki 50 yıl içinde dünyada en güçlü ülkelerden birisi olan Türkiye. Bunun temelini attık. Şimdi şahlanış zamanı.
Öyle kur, döviz kuru oyunlarıyla Türkiye yıkılacak bir ülke değil. Bu esasen bugüne kadar Türkiye'yi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak, diz çöktürmek isteyenler diğer yöntemlerle darbe girişimi dahil başarısız oldular. Şimdi ekonomik saldırıyla Türkiye'ye zarar vermeye kalkıyorlar. Ama bizim ekonomik yapımız çok güçlü, biraz önce söyledim. Mali yapımız çok güçlü. Bankacılık sistemimiz çok güçlü. Disiplinimiz var. Bütçe dengemiz var ve en önemlisi de milli gelire oranla borcumuz çok düştü. IMF'ye borcumuz sıfır. Bizi o IMF'li günlere döndürmeye çalışıyorlar ama biz dönmeyiz o günlere. Buna da fırsat vermeyiz. Bunlar oyundur. Bu oyunları bozacağız, bozuyoruz. Ama 24 Haziran'a kadar böyle oyunları oynamaya devam edecekler. Ama 24 Haziran'da zaten milletimiz bunlara darbeyi vuracak. Biz dünyada ülkeler batarken büyümeye devam eden bir ülkeyiz. Etrafımızdaki tüm zorluklara rağmen geçen sene %7.4 büyüyen bir ülkeyiz. Değerli izleyenler, Şanlıurfa'da Suriyeli sığınmacılar ekmek yapmak için tandır bulamayınca bir varili tandıra benzeterek ülkelerine özgü ekmek yapmaya başladı. İç savaştan kaçarak Şanlıurfa'ya yerleşen Suriyeliler ülkelerine ait lezzetleri de yanında getirdi. Suriyeliler Ramazan ayıyla birlikte yörelerine özgü tandır ekmeği yapmaya başladı. Tandır bulamayan Suriyeli sığınmacılar bir varili tandıra çevirerek ekmek yapmaya başladı. Kentte sayıları her geçen gün artan tandır ekmek fırınlarında yapılan ekmekler 50 kuruştan satılıyor. Suriyeliler arasında dürüm ekmeği olarak bilinen ekmek iftar sofralarının da vazgeçilmezi oldu. Suriye'nin Rakka kentinden 4 yıl önce ailesiyle birlikte savaştan kaçarak Şanlıurfa'ya yerleştiğini anlatan fırıncılardan Rahmin Mustafa, "Şanlıurfa'da uzun süre iş aradım ama bulamadım. Son olarak bu küçük dükkanı kiraladım. Mesleğim olan fırıncılığı burada yapmaya başladım. Normalde tandır ekmeği içerisinde odun ateşinin yandığı kerpiçten örülü ocakta pişer. Ama böyle bir imkanımız olmadığı için bu yönteme benzer varili ocak haline getirip ateşi ise tüp kullanarak yaktık. İnce tandır ekmeğini bu yöntemle yapmaya başladık. Ekmeklerimizin gerçek tandır ekmeğiyle arasında hiçbir fark yok. Ramazan ayında bu ekmeklerimiz ilgi görüyor," dedi. İlvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, halk buluşmaları kapsamında ilçede vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Ramazan ayının gelmesiyle Hilvan Merkez ve Kırsal Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Hilvan Kaymakamı Halit Yıldız, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Cidir ve Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Akşahin, vatandaşlarla birlikte teravih namazını kıldıktan sonra bir araya gelmeye devam etti. Dinimizden ilham alan geleneksel kültürümüzün 11 ayın sultanı olarak nitelediği Ramazan ayı gerçekten sultan olan bir aydır diyen Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, yaptığı yazılı açıklamada birlik, beraberlik, dayanışma ve diğer aylarda bulunmayan pek çok yüceliğe sahip olan bir maneviyat ayıdır. Bu kapsamda Ramazan ayının her bir günü kırsal mahalle sakinlerimizle birlikte teravih namazını kıldıktan sonra halk buluşmaları kapsamında vatandaşlarımızla bir araya gelip sorun ve taleplerini dinleyip ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Ramazan ayı boyunca buluşmalarımız devam edecek ifadelerini kullandı. Şanlıurfa'da geleneksel Ramazan sohbetleri kapsamında vaaz veren Kanal Urfa programcılarından emekli vaiz Ahmet Sarraoğlu, cep telefonunun bazı kesimlerce günah vesilesi olarak kullanıldığını ve bunun sonunda felakete yol açtığını söyledi. Şanlıurfa'da Ramazan ayı dolayısıyla kentin tüm camilerinde öğlen ve ikindi namazı sonrası çeşitli dini programlar düzenleniyor.
Bu kapsamda Balıklı Göl yerleşkesinde bulunan Hasanpaşa Camii'nde de emekli vaiz ve Kanal Urfa programcılarından Ahmet Sarraoğlu tarafından vatandaşlara vaaz verildi. Sarraoğlu vaazında vatandaşlara cep telefonunun faydalarıyla zararlarından bahsetti. Cep telefonunun hem nimet hem de felaket olduğunu aktaran Sarraoğlu verdiği örneklerle dikkatleri çekti. Yerinden kullanılırsa bu telefon bir nimettir, güzel bir araçtır. Fakat maalesef bugün bir kısım insanlar için günah vesilesi olarak kullanılmakta. Elalları vermek için kullanılmakta. Birbirleriyle mukabele, günah üzere mukabele etmek için kullanılan bir araç haline gelmiş. Telefon, işte bir kısım aksatlar meydana gelmiş bir alettir. Bunun suçu yok, yok. Bunu kullanan da suç var. İnternet yerinde kullanılırsa Allah'ın büyük bir nimetidir. Allah göstermesin. O bıçağı alıp birisinin karnına dürse insan olur, katil olur. İşte insanın elindeki bu araçlarla hepsi böyle. Yerinde kullanılırsa nimet, yerinde kullanılmazsa nimet, bela, musibet ve felakete dönüşür. Vatandaşların ilgi gösterdiği vaaz yaklaşık 2 saat sürdü. İnsanın göğsünde bir yükten başka bir şey değil. Sevgili izleyenler, Karaköprü Belediyesi'nin yeni yol ihtiyacını gidermek için yaptığı yol açma çalışmaları Ramazan ayında da devam ediyor. Her geçen gün büyüyen ve yeni yerleşimlerin arttığı Karaköprü'de ihtiyacın karşılanması ve vatandaşların mağdur olmaması için Karaköprü Belediyesi tarafından yol açma çalışmaları Ramazan ayında da sürüyor. İlçenin birçok mahallesinde yeni yol açma çalışmalarını sürdüren Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Narlıkuyu ve Atakent mahallelerinde yeni yollar açarak vatandaşların hizmetine sunuyor. Yol açma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade eden Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Ramazan ayında çalışmaların aksamaması için ekiplerin belli bir saat diliminde çalıştığını dile getirdi. Başkan Baydilli yaptığı yazılı açıklamada, "Karaköprümüz malumdur ki konutlaşma alanı ve her geçen gün konut sayısında artış oluyor. Biz de bu büyümeye ayak uydurmak için durmadan yorulmadan çalışıyor, vatandaşlarımızın yol ihtiyacını gidermek için uğraşıyoruz. Ramazan ayında da çalışmaların aksamaması adına ekiplerimiz aralıksız mesaisini sürdürüyor. İnşallah ilçemiz yol sıkıntısının olmadığı geniş ve güzel yollara sahip bir ilçe olacaktır. Ben bu Ramazan ayında özveriyle çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri diğer mahallelerde ihtiyaç dahilinde çalışmalarını sürdürüyor. Değerli izleyenler, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Suruçluları kardeşlik sofrasında buluşturdu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayı programlarına devam ediyor. Şehir merkezinde ve tüm ilçelerinde düzenlenen Ramazan ayı programlarının adresi bu kez Suruç oldu. İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği programa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili İsa Kızıldemir ve Büyükşehir Yönetim Kadrosu, Suruç Kaymakamı Tarık Açıkgöz, AK Parti İlçe Teşkilatı'yla sivil toplum kuruluşları katıldı. Suruç, Namık Kemal Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen kardeşlik sofrası buluşmasında sahne alan sanatçı Rahmi Olcay, ilahileriyle büyük beğeni topladı. Programda tüm Suruçlulara hayırlı Ramazanlar dileklerinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili İsa Kızıldemir, kurum olarak 13 ilçenin tümünde iftar buluşmaları düzenlediklerini söyledi. Ramazan programı kapsamında bugün Suruç ilçemizde bir kardeşlik sofrası çatısı altında sizlerle bir araya gelmenin mutluluğuyla Büyükşehir Belediye Başkanımıza adına ve şahsım adına hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bu mübarek ayın İslam aleminin kurtuluşuna, coğrafyamızda kanın durmasına ve iftarımızın, kardeşliğimizin devamına vesile olmasını diliyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
Ardından birer konuşma yapan Suruç Kaymakamı Tarık Açıkgöz'le AK Parti İlçe Başkanı Naif Bülbül de buluşmadan dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Tabii bu birlik ve beraberliğimizin ülkemize, milletimize ve İslam alemine hayırlı olmasını diliyorum ve devamını temenni ediyorum. Ve hepinizin Ramazan günlerini tebrik ediyorum, afiyet olsun diyorum. Bugün burada mübarek Ramazan ayındayız. Mübarek Ramazan ayında her şeyden önce Büyükşehir Belediye'mizin bu organizasyondan dolayı en kalbi duygularımla, saygılarımla, sevgilerime teşekkürlerimi ifade ediyorum. İftarın ardından protokol üyeleri ilçe merkezinde esnafla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Yeşil bir Ceylanpınar sloganıyla ilçenin dört bir yanına parklar yapan Ceylanpınar Belediyesi, park bulunmayan mahallelere yeni parklar yapmaya devam ederken, yapımı devam eden 15 Temmuz Mahallesi Zeytindalı Parkı'nda ise çalışmalar hız kazandı. Her mahalleye bir park projesi kapsamında çalışmalarına devam eden Ceylanpınar Belediyesi 15 Temmuz Mahallesi'nde yeni bir park için çalışmalara başlamıştı. Geçtiğimiz aylarda temeli atılan Zeytindalı Parkı'nda çalışmaların büyük bir bölümü bitirildi. Ceylanpınar Belediyesi tarafından 15 Temmuz Mahallesi'nde büyük bir alan üzerine park yapım işi gerçekleştiriliyor. Park yapımı kapsamında bir adet çocuk oyun alanı, koşu yolları yapılıyor. Ayrıca park alanı içerisinde bütün alanı çevreleyecek şekilde koşu ve yürüyüş yolu da yapılıyor. 15 Temmuz Mahallesi'nde yapımı devam eden park, bölge halkının dinlenip spor yapabileceği bir alan oluyor. Park alanında ayrıca kamelyalar, oturma bankları ve çeşme yapılacak. Son olaraksa Zeytindalı Parkı'nda elektrik altyapı çalışmaları bitti. Ceylanpınar Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Altun, sosyal belediyecilik ilkesi doğrultusunda yeşil alanlara önem verdiklerini ifade etti. İlçemiz 15 Temmuz Mahallesi Zeytindalı Parkı inşaatındayız. Gördüğünüz gibi inşaatımız hızla devam etmektedir. Aşağı yukarı %70'ini tamamlamış durumdayız. Yani kısacası altyapısı bitmiş durumda. Vatandaşlarımızın sosyal belediyecilik anlamında daha nezih ortamlarda güzel vakit geçirmeleri için yeşil alanlara, parklara, oyun alanlarına önem veriyoruz. İnşallah en kısa sürede bitirip halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Öte yandan her mahalleye bir kültür evi sloganıyla kültür evi çalışmalarını sürdüren Ceylanpınar Belediyesi, vatandaşların taziye, mevlit ve sosyal etkinlikleri ferah ve nezih ortamlarda yapabilmeleri amacıyla kültür evi çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ilçede 8 kültür evi inşaatı devam ederken, Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Ceylanpınarlılara 3 yeni kültür evinin müjdesini vermişti. İlçeye kazandırılacak olan 3 kültür evinden ilki 15 Temmuz Mahallesi'nde yapılacak. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın girişimleri sonucu Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyonluğu Başkanlığı tarafından 3 kültür evi finanse edilecek. Finanse edilecek kültür evinin ilki 15 Temmuz Mahallesi'nde yapılacak. Saha zemin çalışmalarının tamamlanmasıyla temeli atılan kültür evi yakın zamanda tamamlanarak ilçe halkının hizmetine sunulacak. Daha önce ilçeye 64 kültür evi kazandıran ve şu anda da 8 kültür evi çalışmalarına devam eden Ceylanpınar Belediyesi, yapılacak 3 yeni kültür evi ile beraber ilçeye toplamda 75 kültür evi kazandırmış olacak. Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Altun, ilçeye yeni bir kültür evini kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. İlçemize söz verdiğimiz 3 adet kültür evimizin çalışmaları hızla devam etmektedir. Bugün 15 Temmuz mahallemizdeyiz. Geçen haftalarda arsa düzenlemesi yaptığımız 15 Temmuz kültür evi inşaatımızın gördüğünüz gibi bugün temel betonunu döküyoruz. İnşallah en kısa sürede tamamlayıp halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Diyarbakır'ın fethi sırasında şehit olan Hazreti Süleyman ve beraberindeki 27 sahabenin kabirlerine Yenişehir Belediyesi tarafından hazırlanan el işlemeli yeni örtüler serildi. İslam ordularının 27 Mayıs 639 yılında Diyarbakır'ı fethetme yıl dönümü kapsamında Yenişehir Belediyesi tarafından fetih sırasında savaşıp şehit olan Hazreti Süleyman'la 27 sahabenin kabrine el işlemeli yeni örtüler hazırlanarak serildi.
törenle Hazreti Süleyman Camii'ndeki sahabelerin kabirlerine okunan dualar eşliğinde el işlemeli yeni örtüler serildi. Yenişehir Kaymakamı Kartal, terör soruşturması kapsamında DBP'li belediyelerin görevden alınıp kayyum ataması yapılmasıyla bölgeye huzur geldiğini belirterek belediyenin kaynaklarını teröre değil maneviyata ayırdıklarını söyledi. Diyarbakır'ımız 27 Mayıs 639 yılında Hazreti Ömer devrinde fethedildi. Bugün fetih haftası etkinlikleri kapsamında burada buranın fethi sırasında şehit düşen 27 şehit sahabimiz adına buradaki türbe örtülerini yeniledik şehir. Diyarbakır 639 yılında İslam orduları tarafından fethedilerek İslam'ı birinci elden sahabilerin elinden öğrenen kutsal şehirlerimizden bir tanesi. Ve çok önemli bir şehrimiz. Bu şehrimizin bu yönüyle ortaya çıkarılması, özellikle sadece bu 27 şehit sahabimiz değil, 540 sahabimiz methum burada. Bunlarla peygamber kabirleriyle anılması, terörle ve diğer kötülüklerle anılmaması için gerçekten çok büyük gayret sarf etmemiz gerekiyor. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle belediyelerimize kayyum olarak görevlendirildikten sonra bölgemize bir huzur havası hakim oldu. Ve insanlarımız istedikleri gibi dolaşabiliyorlar, istedikleri gibi ziyaretlerini gerçekleştirebiliyorlar. İnşallah biz de bundan sonra kaynaklarımızı halkımızın maneviyatına, halkımızın ihtiyaçlarına, sosyal kültürel hizmetlerin geliştirilmesine, altyapı hizmetlerine sonuna kadar seferber edeceğiz. Teröre aktarılan kaynakları halkımızın menfaatlerine kullanacağız. Adıyaman'da Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından açılan arıcılık kursu büyük ilgi gördü. Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü İşkur Müdürlüğü ile Kahta Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Kahta ilçesinde ortak düzenlenen arıcılık kursu vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Hem teorik hem de uygulamalı olarak verilen kursa 104 kursiyer katılarak eğitim almaya başladı. 2 hafta boyunca devam edecek olan arıcılık kursuna katılan kursiyerler arıcılığı oldukça çok sevdiklerini, Adıyaman'da da oldukça kaliteli balların elde edildiğini vurguladı. Teorik verilen eğitimler sonrası kursiyerler Kahta Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında uygulamalı eğitim aldı. Verilen uygulamalı eğitimde kursiyerlere arıları sakinleştirme yolları, arıları bölme, ana arının tanıtımı, arının balla kaldırılması gibi konular anlatıldı. 2 hafta boyunca devam edecek olan arıcılık kursu sonrası kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verilecek. Adıyaman balının oldukça kaliteli bir bal olduğunu vurgulayan Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Barış Doyar kurs hakkında bilgiler verdi. Kursumuz yaklaşık 10 gün sürdü. Bu kursumuz teorik derslerini Halk Eğitim Müdürlüğü'nde verdik. Uygulama derslerini de şu anda gördüğünüz gibi bir kursumuza katılan bir arıcı işletmesinde bulunuyoruz. Bu işletmemizde kat atma, arıyı bölme, ana arıyı gösterme ve arı nasıl bala kaldırılır, çıta şekillerini, her türlü uygulamasını bu şekilde gösteriyoruz bugün. Havalar da güzel gördüğünüz gibi. Mevcut organik arıcılık yapan çiftçilerimizin ballarını tahlile gönderdik. Kurum olarak sonuç çok güzel çıktı. Enzim oranı Türkiye'nin hemen hemen alınan balların çoğunun üstünde bir değer. %54 enzim oranı. Prolin gene Avrupa ülkelerinde bile 1300 civarında, burada 1300-1400 civarında prolin çıkıyor. Çok kaliteli bal. Sıcak bölgelerde demek ki daha kaliteli bal çıkıyor. Yeter ki balımızı kirletmeyelim. Bugünkü amacımız daha önce teorik olarak almış olduğumuz arıcılık kursundaki eğitimimizi uygulamaya döküp kovanlar üzerinde birkaç uygulama yapıp pratiğe çevirmek amacımız. Barış Hoca'nın öncülüğünde kat atma, peteklere bakma, petek ekleme, petek boşaltma gibi işlemler yapıyoruz. Tabii burada arıcılık için en önemli şey uygulamadır. Uygulama olmadan teorik bilgilerin hepsi hafızada kalacak, havada kalacak. O yüzden uygulamanın şart olduğunu düşünüyoruz. Şanlıurfa'da Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar sofralarının vazgeçilmez içeceği olan meyan şerbetinden almak isteyenler iftar öncesi saatlerce kuyrukta bekliyor. Kentte oruç tutan ve iftarını birçok hastalığa iyi geldiği ve özellikle hazmı kolaylaştırdığına inanılan meyan şerbeti içerek açmak isteyen vatandaşlar, meyan şerbeti satışı yapılan iş yerleri önünde uzun kuyruk oluşturuyor. Evet.
Doğalmayan kökü bitkisinden üretilen temiz ve hijyene dikkat edildiğinde bazı hastalıklara iyi geldiği belirtilen meyan kökü şerbeti, sıcak havada ve Ramazan aylarında bölge insanlarının en önemli içeceklerinin başında yer alıyor. Şanlıurfa'da ana cadde ve sokaklarda seyyar satıcılar ve şerbetçi dükkanlarında satılan şerbetin fiyatının uygun olması nedeniyle her bütçeye hitap ediyor. Gündüz hava sıcaklığının 34 derecelerde olduğu kentte iftara yakın saatlerde vatandaşlar kent merkezinde bilinen bazı şerbetçilerin önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Meyan kökünden yapılan şerbeti her Ramazan ayında her ufaları gibi biz de gelip alıyoruz. İftarda içmesine doyamıyoruz. Bir anne haline gelmiş, gelenek haline gelmiş. Seviyoruz, kendi de seviyor. Ramazan ayında daha rağbet çok. Böbreğe faydası olduğu için bir de yazın en çok tüketilen şey yani kola yerine mesela. Kola içeceğimize, gazoz içeceğimize yani bu daha faydalı. Aslında şeylerden uzak durmak amacıyla. Yani bu daha iyi. Bir de fazla içinde zaten böbreğe sancı vuruyor. Hani kum dökme, taş dökme gibi. Urfa'ya özgü bir şey aslında bu. Şimdi Urfa'da oruç başladı mı millet alır. Ama normal aylarda da millet alır, oruçta aldığı gibi almaz. Meyan şerbeti satıcıları bölgede meyan şerbetinin çok sevildiğini ifade ederek günde yaklaşık bir ton şerbet satıldığını belirtti. Meyan balı başta hazmi kolaylaştırıyor. Yani yediği yemekleri hazmi kolaylaştırıyor. Yani vatandaş bunu bilincinde her sene Ramazan ayı oldu mu muhakkak Urfalılar meyan şerbetini alırlar. Yani. Bizimki Ramazan ayı oldu mu Urfalı gelir, meyan şerbetini alır, yapışığında da tatlısını alır. Evet sevgili izleyenler, bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Gündeme dair önemli gelişmelerle tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.